Şimdi burada operasyon teknikleri çok önemli. Amacımız doğal sonuçlara ulaşmaktır. Yani hastalarımız bazıları büyük memeden, bazıları da küçük memeden yakınıyorlar. Büyük memeden yakınanların memesini küçültüyoruz veya dikleştiriyoruz veya şekillendiriyoruz. Ama küçük olanı da büyütüyoruz. Şimdi burada yine hastamızla beraber bunu ameliyattan önce konuşmamız lazım. Çünkü herkesin beklentisi farklıdır. Özellikle dekolte bölgesinde belirginlik olmasını isteyen hastalarımızda o bölgeye yönelik protez tercihimiz farklı olmalıdır. O bölgede mesela damla yerine yuvarlak protezleri tercih ediyoruz. Yine protezin büyüklüğünü hesaplarken beraber karar vermek gerekir. Çok doğal istiyorsa hastamız ona göre uygun protez seçmemiz lazım. Ama biraz daha belli olsun istiyorsa yapılan işlem, o zaman da yine hastamızın görüşüne saygı duyarak daha büyük bir protez tercih yapabiliriz. Ama bir plastik cerrah olarak ben şahsen hastayla beraber konuşarak hastamızı bu mevcut durumun düzeltilmesi estetik açıdan ama sonuçta abartılı bir sonucun ortaya çıkmaması yönünde ikna etmeye ve yönlendirmeye çalışıyorum. Böyle bir şey söz konusu olduğunda özellikle de kas altı uygulamalarda belli bir süre geçtikten sonra yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra ki bu protezlerin etrafında bir koruyucu doku da gelişir. Bu protezlerin veya bu ameliyatların yapıldığı dışarıdan bakan birisi için hiç belli olmayabilir. Bence ideal ameliyat da bu şekilde olmalıdır. Yani hasta bu işlemi yaptıracak, istediği sonucu alacak ama başkası bu ameliyatın yapıldığını ilk bakışta fark etmeyecek. Bizim de amacımız bu şekilde bir yaklaşım olmaktadır.